Evet sevgili balıklar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili balıkları Kasım ayında neler bekliyormuş. Biliyorsunuz haftalıkları yeni format getirdim. Aylıklara getirmesem olmazdı. O yüzden de yepyeni formatla karşınızdayım sevgili balıklar. 4 tane yeni destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de 2 gün önce elime ulaşıp favorim haline gelen, her yerde yanımda götürdüğüm minnoş destemden toplamda 12 tane kart çekip bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili balıklar. Hadi bakalım, ilk kartımızda başlayalım sevgili balıklar için. Sevgili balıklar, kupaların dörtlüsü. Kupaların dörtlüsü de nedir? Der ki, biliyorsunuz klasik tarotta nedir? Bağdaş kurmuştur. Şeyin altında oturuyordur. Ağacın dibinde oturuyordur. Böyle kara kara düşünüyordur. Önüne bakıyordur yani. Der ki bu kart, kafanı kaldır, etrafına bak. Çok fazla fırsat var. Bakın önünde, klasik tarotta önünde 3 tane, burada da 3 tane dolu kupa var. Fakat adam böyle direkt şöyle fokuslanmış. Yani kafasını kaldırıp bakmıyor. Allah mı dersiniz? Kader mi dersiniz? Evren enerjisi mi dersiniz? Elinde getirmiş artık tepside. Yani artık bunu değerlendir ya sevgili balık diyor size. Yani bu fırsatı kaçırma bari diyor. Fırsatı kaçırırsanız treni kaçırırsınız. Gözünüzü dört açın, kafanızı kaldırın bu dönem sevgili balıklar. Aynı zamanda alkol kullanımına çok dikkat. Alkolizm eşiğinizin çok düşük olduğu bir dönemi de sembolize eder bu kart bizlere. Ve şunu da aklından çıkart artık diyor. Geçmişte bir takım başarısızlıklar yaşamış olabilirsin sevgili balık. Bu başarısızlıkları artık bilinçaltından sil. Çünkü bu bilinçaltındaki korku yeni fırsatları görmeni de engelliyor senin der bu kart bizlere. İkinci kartımız sevgili balıklar için bu desteden. Kılıçların üçlüsü, kalp kırıklığı, işten ayrılma, iş arkadaşlarıyla tartışma, partneriyle ortağından ayrılma, çiftseniz çiftlerin ayrılmasını sembolize eder. Ama nasıl bakarsanız öyle görürsünüz sevgili balıklar. Bu kart der ki sevgili balık, yani bu kadar da büyütme. Bunları sen çok daha iyisine layık olduğun için, fakat adım atmaya cesaretin olmadığı için, ben daha iyisi için senin hayatında kontrolü birazcık ele alıp yer açmak zorundayım artık der bu kart bizlere. Hadi bakalım üçüncü kartımız sevgili balıklar için. Kılıçların kraliçesi. Kılıçların kraliçesi de duygusal olarak çok güçlü olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda çok fazla konuşmayıp, az konuşup çok dinlemeniz gereken bir dönemi sembolize eder. Ve der ki bu dönem sevgili balık, acımasız derecede açık sözlü olabilirsin. O yüzden konuştuklarına çok dikkat et bu dönem. Çünkü istemeden de olsa sevdiklerinin kalbini kırabilirsin der bu dönemde. Evet, bu destenin son kartı. Aynı zamanda bu dönem bağışlayıcı, merhametli olacağınız bir dönemi sembolize eder sevgili balıklar. Kılıçların kraliçesi. Fakat der ki bunun da dozunu çok iyi ayarla. Çünkü eğer ayarlamazsan, çok fazla hoşgörü gösterirsen insanlara ne olur? Kullanılmaya yüz tutarsın der. Hadi bakalım son kartımız. Sevgili balıklar için.
Simyorka Jezlov. Asaların yedilisi. Asaların yedilisi azim, savunma, kontrolü sembolize eder. Ve der ki önüne bu dönem çok fazla fırsat çıkacak. Bunlardan birini değerlendir artık sevgili balık der. Ve der ki sen problemlerinin üstündesin. Problemlerini çözüme kavuşturamamanın sebebi tüm problemlerini aynı anda halletmeye çalışman. Fakat kısa yol, life hack mi dersiniz? Diyor ki problemlerini tek tek çözüme kavuşturursan bütün problemlerini kısa zamanda halledersin der bu kart bizlere. Ve der ki inan bana sevgili balık tek başına savaşçısın. Elin varsa başını kaşı bu dönem der bu kart bizlere. Hadi in bakalım en eski destemin ilk kartıyla başlayacağız sevgili balıklar için. Vay düştü. Kılıçların sekizlisi. Kılıçların sekizlisi de der ki bu dönem sizinle alakalı arkanızdan bir takım işler çevrilebilir. İş yerinde tuzak kurulabilir der. Mahkemede hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir olayınız varsa negatifte hapis cezası, pozitifte de kefaretle serbest bırakılmayı veya para cezasını sembolize eder. Ve der ki olayları dramatize etmekten artık vazgeç sevgili balık der. Olayları sen dramatize ediyorsun ve kendi seçiminin sonuçlarını yaşıyorsun. Bir takım gerçekleri görmezden gelmeye çalışıyorsun veyahut görmek istemiyorsun der bu kart bizlere. Aynı zamanda kendi kendini herhangi bir şeye hapsetmeyi sembolize eder. Örnek ilişki yaşadığınız kişi kendinizi ona hapsetmişsinizdir. Yani ayrılırsa ben biterim. İşte yaşayamam. İşte veyahut bu iş benim hayatımın işi. Ben burada çok daha fazla çalışmalıyım. İşte beni kullansınlar fark etmez ama veyahut paranın kölesi olma gibi örnekler çoğaltılabilir. Hadi in bakalım. Özür diliyorum bizim Lola'nın tüyleri uçuşmaya başladı gene. Vallahi ay kartı düştü. Bakın çıktı hatta böyle. Mart ayını sembolize eder. Sevgili balıklar der ki bu dönem seçim yapmadan önce iyi düşünmende fayda var. Çünkü ay kartı arkadaşlar dumanlı görüntüyü sembolize eder. Net olmayan. O yüzden de yeder dumanların dağılmasını bekle. Net bir şekilde sonucu bir gözünle görmeye çalış hiç değilse. Net neler olabilir. Varyasyonları gör veya farklı açılardan bak. Bir adım geriye çık. Ondan sonra kararını ver der. Çocuk haberi alabilirsiniz bu dönem. Veyahut eğer çocuk planınız varsa çocuk yani hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda der ki bu dönem hakikaten negatif enerji konusunda çok açık bir konumdasın sevgili balık. O yüzden de her zaman bu dönem ne olursa olsun pozitif olman lazım. Çünkü negatif olursan der. İşler çığırından çıkabilir ve tam bir negatiflik mıknatısı haline gelebilirsin der bizlere. Aynı zamanda da iyi haberi sembolize eder. Ve gizli bir takım işlerin döndüğünün farkına varabilirsiniz bu dönemde çevrenizde sevgili balıklar. Hadi in bakalım 3. kartımız sevgili balıklar için. Asaların kraliçesi. Asaların kraliçesi der ki yani bu sevgili balıklar kart motivasyonu hakikaten size fırsatlar gelecek ve sizi motive edici aslında kartlar çıkıyor. Cesur, kararlı ol. Sen başarabilirsin der. Ve kendi başına başarıyı sembolize eder. Asaların kraliçesi ve önünde de bir kedi var. Bakın yani bu da
Kedi aslında böyle çok şey bakıyor. Hani ben böyle duruyorum ama her an bir şey çevirebilirim arkandan. Hiç ummadığınız kişi. Çok dikkat etmekte fayda var. Kedinin bakışından dolayı normal şartlarda dilekleri de iyi veya kötü dilekleri sembolize eder kedi. Tarot'ta. Bu dönem inanılmaz derecede kıskanç olabilirsiniz. Onun balansını çok iyi ayarlamanızda fayda var. Çünkü partnerini korkutabilirsin der. Evet, son kartımız bu destenin sevgili balıklar için. Sevgili balıklar, çarşamba gününe dikkat. Büyücü kartı. Nedir büyücü kartı? Hemen anlatayım size. Fikir, yeni oluşum, yeni fikir, yeni girişim. Bekleme, adım at der. Artık adım atmanın zamanı geldi senin için sevgili balık diyor. Çünkü yani bundan sonrası artık senin bahane uydurman sevgili balık diyor. Çünkü elinde tüm güce sahipsin başarı için diyor. Bakın. Masanın üstünde asa var, kupa var, tılsım var, kılıç var. Daha neyi bekliyorsun diyor sevgili balık. Aynı zamanda bu dönem pozitif enerjiyle yükleneceksiniz. O yüzden de ay kartını iyi haber olarak değiştirebiliriz. Çünkü bakın pozitif enerjiyi alıyorsunuz. Evrene, çevrenize, her yere yayıyorsunuz. Dilekler, istekler bakın. Zambaklar, güller yeşermiş. Geldik favorime. Minnoş desteme. Minnoş destemizin ilk kartı sevgili balıklar için. Sevgili balıklar, tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü üretimi sembolize eder. Kursu sembolize eder. Eğitimde yükselmeyi sembolize eder. Tadilatı sembolize eder. Evinizin, iş yerinizin, ofisinizin, apartmanınızın, arabanızın, telefonunuzun. Bu dönem tadilat işleriyle uğraşabilirsiniz. Ekip çalışmasını, negatifte de ekip çatışmasını sembolize eder. Cinsellikte de libidonun yüksek olduğunu, 3 ve daha fazla kişinin içerisinde olduğu bir cinsel anlamda ekip çalışmasını da sembolize eder bu kart. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili balıklar için minnoş destemden. Minnoş desteden asaların dörtlüsü çıktı. Asaların dörtlüsü de nedir? Para, mutlu hayat ve sonuç. Bir takım işlerinizin veya neyin sonuca varmasını istiyorsanız bunların sonuca varacağı bir dönemi sembolize eder. Hatta çok mutlu olacağınız bir takım olaylarla karşılaşacağınızı, bunun sonucunda da kutlama yapacak kadar mutlu olacağınız bir dönemi sembolize eder. Mutlu bir çifti de bulacağınızı, ikinci bir çifti bulacağınızı aynı zamanda tam sizin kafanızda böyle sembolize eder. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız sevgili balıklar için. Sevgili balıklar, kılıçların dokuzlusu. Kılıçların dokuzlusu da nedir? Bu dönem iş yerinde veya aşk hayatınızda birazcık stres yaşayabilirsiniz. Ve bunun sonucunda da der... sırtınız, boyun bölgeniz ve baş bölgenizde kronik bir takım ağrılar olabilir der. Fakat bu kart der ki döngü bitişi, her karanlık aydınlığa çıkar. Arkadaşlar buradaki geceden insanlar çoğunlukla korkar. Fakat gün doğacak elbet. O yüzden de diyorum ya her zaman pozitif 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 olmamızda fayda var. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili balıklar için. Şuraya bakın ya, minnacık.
Tatam, adalet kartı. Vay. Sevgili balıklar, bu dönem imza ile alakalı bir takım işleriniz olabilir. Bu boşanma olur, evlilik olur, ortaklık olur, alım olur, satım olur. Bu dönem sağlam dostluk, sağlam dostluğu sembolize eder, sağlam yeni dostluğu sembolize eder. Nasıl? Bazen olur ya, birisiyle tanışırsınız, yeni tanışırsınız ve dersiniz ki ulan 40 yıldır birbirimizi tanıyoruz gibiyiz bu kişiyle. Öyle birisiyle tanışabilirsiniz bu dönemde. Bu dönem hayatınızın eşit, harmonik bir şekilde ilerleyeceğini de sembolize eder. Yani çok fazla iniş ve çıkışların olmayacağı bir dönemi sembolize eder sizler için sevgili balıklar. Evet sevgili balıklar, sizler için Kasım ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın demeden önce, yeni formatı beğendiyseniz aşağıda yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.